Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde Windows Presentation Foundation mimarisine ya da XAML mimarisine ya da Silverlight uygulamalarına aşina olanların en azından duymuş olabileceği bir teknolojiye giriş yapacağız ve bununla ilgili bir örnek yapacağız. Bu teknolojinin adı XPub. Okunuşu bu şekilde. XPub, VPF uygulamalarının web tabanlı tarayıcılarda görüntülenebilir versiyonu diyebiliriz. Bunun açılımı XAML Browser Application, XPub'ın. Bunun tabii ki Windows Presentation Foundation'dan bazı farkları var. Ancak mantık olarak aynı şekilde çalışır. 2D, 3D işlemleri destekler. Yani normal XAML ile yapabileceğiniz animasyon tarzı görsel uygulamaları da yapabilirsiniz. Web servisi, VCF servisi gibi çalışmaları da gerçekleştirebilirsiniz. Data katmanlarıyla çalışabilirsiniz. Bu tür işlemleri yapabilirsiniz. Ancak böyle tabii ki bilgisayar programı gibi bilgisayara hükmedecek, yetkilerinin ötesine geçecek, yani bir tarayıcının yetkisinin ötesine geçecek izinlere tabii ki sahip değildir. Bu sınırlaması vardır. Şimdi bu XPub ile ilgili bir login işlemi yapalım. Bu login işleminde bir kullanıcı adı ve şifre alanımız olsun. Burada biz bir TXT dokümanında bu bilgileri tutalım ve oradan okuyup tekrar login kontrolü yapalım. Yani TXT dokümanını bir veri tabanı olarak kullanacağız. Bunun için öncelikle bir XPub, XAML Browser Application projesi açtım ve bunda bir form oluşturdum. Bir TXT username var, TXT pvd var ve login butonumuz var. Burada Browser Application'da dikkat etmemiz gereken bir özellik var. O da şu şekilde, dediğim gibi bir VPF gibi değil. Yani bilgisayarın içerisinde direkt çalışmadığı için bir yetki kısıtlaması var bilgisayarda. O nedenle projeye sağ tıklıyorum, Properties'dan. Normalde alttaki seçili olması gerekiyor. İnternet, intranet, lokal intranet yetkisi şeklinde. Partial Trust Application. Biz Full Trust Application'ı seçiyoruz ve bunu kaydediyoruz. Burada yapacağımız işlem bu kadar. Tabii ki o security sekmesindeydi. İşte bu işlemi yaptıktan sonra formu zaten gördüğünüz gibi basit bir formumuz var. Biz arka plan kodlarına geçebiliriz. View Code diyerek geçtik. Burada başlangıç metodumuzdan sonra ben BTN login'in ana sayfada gördüğünüz butonun, giriş yap butonunun click eventini burada fırlattım. Burada oluşturdum ve bu işlemi yapacağımız işlemi bu butonun altına yaptım. Öncelikle yukarıda bir string pet tanımlıyoruz. Bunda bizim projemizde kullanıcı adı ve şifreyi tutacağımız bilgilerin bulunduğu bu TXT dokümanının yolunu tutacağız. Bunun için ben C klasörü içerisine, C dizin içerisine user.txt dosyası olarak ekledim. O da burada gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde Cihan Özhan ve bu kullanıcı adı yerine geçiyor. Ortada noktalı virgül var. Bunu ben şurada gördüğünüz split işlemi için kullanacağım. Ve devamında da şifreyi veriyorum. Decibel 1453 şeklinde. Burayla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi user TXT ve C dizinin içerisinde. İşte bu pet değişkenimiz bu yolu tutacak. Yukarıda olduğu için global bir erişime sahip olacağız buna.
Daha sonra login butonunun altında şu şekilde bir işlem gerçekleştiriyoruz. String dizisi tanımlıyorum ve bu dizinin adı users ve buna file.readAllLine diyerek bunun içerisine bir path veriyoruz. Bu path bizim txt dokümanımızın bulunduğu yer ve burada dosya okuma işlemi gerçekleştirip bundaki değerleri users stringimize atıyoruz. Yani txt dokümanın içerisindeki metin bilgilerini buraya attık. Users içerisine. Ve daha sonra iki değişken daha düzeltiyorum. Üç değişken daha tanımladık. İkisi string, birisi bool, yani boolean ve username ile pvd bilgilerinin tutulduğu bu string'de varsayılan olarak string.empty ile boş değer, yani null değer veriyorum. Ve result'ta sonuç değeri tutacak. Buna da false değerini verdim. Asıl burada işlemimizi yapacak olan kısımda bizim for each döngümüz. Bu for each içerisinde ben dışarıdan aldığım bu txt doküman içerisinde aldığım burada gördüğünüz users değişkenindeki dizi değişkenindeki bilgilerin içerisinde for each ile dönerek bunların değerlerini okuyacağım ve üzerinde işlem yapacağım. Bunun içerisinde girdiğim zaman for each ile uname yani yukarıdaki username ve password bilgilerini şu şekilde değer atayacağım. User nokta yani buradaki değer bizim users içerisinde aradığımız string değer diyelim. User nokta split. Biz bunda bir split işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir bölümleme işlemi. Çünkü biz dikkat etseniz şurada burada bir noktalı virgül koymuştuk. Bu noktalı virgül koymamızın sebebi zaten bizi bir belirteç görevi görmesi. Yani biz buna göre belli yerlerde kesme, kırpma işlemleri gerçekleştirebiliriz yazılımımızda. İşte buna split işlemi uygulayarak kullanıcı adını alıyoruz. Daha sonra ikinci split işlemini de şifre için gerçekleştiriyoruz. Ve şifreyi de pvd stringimize alıyoruz. Daha sonradan bir if kuralı uyguluyoruz burada. Eğer şimdi biz txt içerisinden buradaki kullanıcı adı ve şifreyi okuduk. Onları uname ve pvd string değerlerini atadık. Ancak bunları kıyaslamamız gerekiyor şimdi. Çünkü biz dışarıdan şifre ve kullanıcı adı alacağız. Burada txt username.text uname ile eşit mi ve pvd değişkenindeki değerle txt pvd.text bilgisi birbirine eşit mi? Yani bir login uygulaması. Eşit ise result yani yukarıda oluşturduğumuz sonuç değişkeninin değerini true yapıyorum ve break ile bu alandan dışarı çıkıyorum. Daha fazla dönmeye gerek yok for içine. Artık burada result'ta true değerini almış oluyor. Yukarıda false'u daha sonra true oldu ve buradan çıktık. Result true ise burada yaptığımız işlem de önemli. Biz Solution Explorer'da gördüğünüz gibi bir page1.xaml var. Bir de user.xaml var. Buna da girelim. Burası çok basit. Sadece girişin başarılı yapılıp yapılmadığını göstereceğimiz yani yönlendirme işlemi yapacağımız ekran. Burada content'i giriş başarılı sadece bilgilendirme için oluşturduk. Burada diyoruz ki result yani sonuç true ise this nokta navigation service nokta navigate new user. User bizim XAML'ımızın adıydı. Yani yeni bir XAML oluşturuyor ve oraya bir yönlendirme navigate işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer results false ise yani buradaki işlem geçerli değilse bu kullanıcı adıyla bizim veri tabanımız olan txt içerisindeki değer uymuyorsa
O zaman kullanıcı adı ya da şifre hatalıdır ve burada bir ekrana değer göstermemiz gerekiyor. O da işte kullanıcı adı veya şifre hatalı. Şimdi bunu F5'ine sönüştürüyorum. Bizden yetkilendirme isteyecek öncelikle. Çünkü bu Xpub browser'da çalışan farklı bir uygulama. Run diye çalıştırıyorum. Tekrar run verdikten sonra bu şekilde ekrana geliyor. Öncelikle yanlış değer gireceğim. Yanlış değer 1. Bu yanlış. Şifreyi de yanlış giriyorum. Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Şimdi doğru bilgiyi girelim. Digibil 1453 şeklinde login. Evet, giriş başarılı. Bizim istediğimiz işlem gerçekleşmiş oldu. Dosyanın uzantısına bakarsanız burada da Xpub olduğunu göreceksiniz. Evet, burası. Xpub uygulamamız başarıyla çalışmış oldu.